çok önemlidir beden dili ve tüm dünyada bazı ülkelerde özellikle bazı hareketler farklı yorumlanır. Beden dili tüm dünyada aynı, beden dili tüm dünyada farklı. Temel duygular tüm dünyada aynıdır. Mesela parmakla sayma diye bir şey vardır. Bütün dünyada aynıdır neredeyse, bize gelince değişir. Deneyelim mi birlikte bir? Yumruk yapıp elleri kaldırır mısınız? Hülya Hanım kaldırır. Teşekkür ederim. Beşe kadar gitmeyeceğiz, merak etmeyin. Sadece biri gösterin bana. Parmağınızda bir. Şöyle bakın etrafa, kim hangi parmağı kaldırmış. Buyurun, indirebilirsiniz. Şimdi şöyle yapar mısınız lütfen? Yapın. Evet, yaptınız. Şimdi ben saymaya başlayayım deyince parmakları böyle tek tek açarak 1, 2 diye saymanızı isteyeceğim. Hazırız. Şimdi ben sayın deyince siz parmaklarınızı tek tek açarak sayın. 1. Evet. Şimdi bakın. Dünyanın çok büyük bir çoğunluğunda saymaya insanlar baş parmağıyla başlıyorlar. 1, 2, 3, 4 diye. Biz Türkler 1, 2, 3, 4, 5 diye başa dönüyoruz. Bu kalktı, doğru mu? Bütün dünyada bir budur. 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Biz 2'den başlarız. 5'e kadar gideriz, 1'e geri döneriz. Bize aittir o. Fakat birkaç yerde böyle serçe parmakla başlayan arkadaşlar oldu. Bu daha çok Uzak Asya, Çin'deki bir alışkanlık. Birkaç yerde daha var. Serçe parmak çok kullanılmıyor. Bazen sorduğum zaman şunu kaldıran var. Bu nasıl bir ya? Ayıp, hakikaten ayıp ya. Ama küçük ya. Çok kullanıyoruz bunu. Eve gittiniz. Şahane bir yemek yapmış valide. Beğendiniz. Elimizle ne yaparız Allah aşkına? Yemeği beğendik. Ne yaparız? Böyle yaparız değil mi? Harikulade. Mesela İtalya'da yemek yediniz. Garsona şunu yaparsanız dayağı yersiniz. Bu küfürdür İtalya'da. Bizde ne güzel olmuş yemek. Değil mi? Sıkıntıdır ya. Kügiyat'a çağırdılar beni. Kütahya Genç İş Adamları Derneği Erkan Güral. Hocam dedi, biz İtalya'ya müthiş bir ihracat yaptık, yemeğe çıktık dedi. Yemeği nasıl buldunuz demişler. Erkan Bey'in klasik hareket, bizim hareket, demiş ki very good demiş. Hocam diyor, millet böyle diyor, birbirine baktı diyor. Bu acaba İngilizcelerimiz zayıf falan diye panik içerisinde, bunun ikinci bir aşaması vardır, onu yapmış. diye. Hocam diyor, millet çatalı kaşığı bıraktı diyor. Herkes birbirine bakıyor. Benim el böyle kaldı diyor. Bu ne demek? Ben de ne olduğunu bilmiyorum bundan 3-4 yıl öncesine kadar. Sonra Birleşmiş Milletler eğitimlerinde bir grupta Marco ve Furio diye iki tane İtalyan yönetici var. Onlara sordum, dedim ki Marco bu ne demek dedim. İkisi acayip gülüyorlar ama grupta başka hiç gülen Japon, İngiliz hiç kimse gülmüyor. Bir tek ikisi gülüyor. İtalyanca da bu. Şimdi yemeğin ortamını düşünün. Ne saçmalıyorsun kardeşim, zırvalama anlamında kullanılıyormuş ve dikkat edin. Maçlarda İtalyan oyuncular hakeme itiraza gittiklerinde böyle yapıyorlar. Diyor ki saçmalıyorsun diyor.